Merhaba arkadaşlar. Kenar ortayın 3. videosu ile soruları çözmeye devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada bir katlama sorumuz gene var. ABC üçgeni biçimindeki bir kağıdın G ağırlık merkezi belirlendikten sonra BD çiziliyor. Bu kağıt BD boyunca katladığında A, A üstüne geliyor. Buradan şu bilgi arkadaşlar A, G, A üstü noktaları doğrusal. Yani katlandıktan sonra doğrusal oluyormuş. Buradan DC 5 şurayı vermiş. A üstü C noktaları arasındaki uzaklık 6 birim. O şekle aktarılmamış. Hemen onu şekle aktaralım arkadaşlar. Şuradaki A üstü C ne kadarmış? 6 birimmiş. Olduğuna göre AB kaç birimdir? Şimdi ne demiştik katlama sorularında? Önce şeklin ilk hali yani ilkel halini elde edecek olursak şu ikinci şekilde birinci şekil üzerinde de katlama yapabilirdik. Şuradan ikinci şekilde açıyorum. Şurada katlanmadan önceki şeklimizi açalım arkadaşlar. Şurası A. Bu şurası ne oldu arkadaşlar? Şurayı düzgün birleştirirsek arkadaşlar. Şimdi şu neyi demiştik arkadaşlar? Şu kat izinin açı ortay olduğunu unutmayacaktık. Şu kat izi açı ortay oluyordu. Ve hangi kenarın nereye gittiğine dikkat edecektik. Şu kenar buraya geliyormuş arkadaşlar. Bir de şu veri var arkadaşlar. A, G, A üstünün doğrusal olduğunu. A, G, A üstü doğrusalsa o zaman şuradan birleştirecek olursak. Şu şekil doğrusal değilmiş gibi duruyor. Şu doğrusal arkadaşlar. Doğrusal olursa normalde şuraya kadar olan uzaklık k iken burası 2k'dir. Ve arkadaşlar demiştik hangi şekli, hangi kenarın nereye gittiğine dikkat edecek olursak şura kenar şuraya geldiğine göre açtığımızda bu kenar buraya ve şu kenar da şuraydı. Dolayısıyla şurada bir ikiz kenar üçgen. Şurası ikiz kenar üçgen ve şu uzunluk da şu uzunluğa eşit olduğundan kesinlikle o zaman burası diktir arkadaşlar. Burası diktir ve kenarı ortalayacaktır. Yani şurası o zaman arkadaşlar burası K ise burası şey 2K ise burası da 2K. Şuraya kadar K'ye buraya kadar K'dir zaten 2K'dir. Şuraya kadar olan normal ağırlık merkezinden geliyorsa 2K'ye K'dir. Dolayısıyla şu üçgenimizde şu kenar ortay ise bizden A, B'yi istiyor. Şu A, B'ye ulaşmamız gerekiyor. Şu dikliği bulmuşum. Ve şu kenarlara bir bakalım. Verilen başka ne vardı? Şurası 5'ti arkadaşlar. Burası 5 ise burası da 5'tir. Ve bu 5 olursa ne olur arkadaşlar? Şuradaki 6, 5 ve şu G'den gelen şu kenar G'den gelen kenarı ortaladığı için şurası AG de 5'tir. Burası 5'e, burası 5'tir arkadaşlar. 5 ise şu ikizkenar üçgen görünce yüzde 90 dikmesini indirmiyor muyduk? İkizkenar görünce dikmeyi yapıştırın demiştik. Şuradaki dikmeyi yapıştırdığımda ne olur arkadaşlar şu dikme? 3'e 3 üç olur. 3 ise burası ne olur arkadaşlar? 4 oldu. Peki burası 4 ise şu dikmenin tamamı ne kadar olacak arkadaşlar? Şu orta tabandan 3, 4, 5, 10, 6 burası 8 olur. 8 ise arkadaşlar orta nokta olduğu için burası 4'e burası 4 olur. Ve buradaki arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeninden şurası ne olacaktır? 3 olacak. Şuradaki 3, 4, 5 üçgeni. Burası 3 ise ağırlık merkezi olduğu için burası 6. 6 ise ne olur arkadaşlar? Şuradaki şu üçgenimizde Pisagor bağıntısı yazacak olursam ne olur şuradaki şuraya x dersem x kare eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. 2 kök 13'ten arkadaşlar bu 52 2 kök 13 çıkacaktır. Evet, cevabımız D'dir. Bir diğer sorumuz arkadaşlar ne demiş? BD'yi vermiş. Yani bu BD ve b'dir arkadaşlar. VB'yi vermiş. Kaç vermiş VB'yi? 8 vermiş. Şuradaki CE'yi vermiş. CE ne kadardır arkadaşlar? CE ve C'dir. Şimdi eğer dik üçgende şunu hatırlayın demiştik ki şurası 90 derece. O zaman şuradaki BC'ye ulaşmak için şu VA'ya ulaşırsam Şurası V A ise muhteşem üçlüden burası ne olacaktır arkadaşlar? Şurası V A'ya V A olacaktır. Dolayısıyla şunu biliyorduk. Birinci yol diyelim arkadaşlar. Birinci yol. Şuradan 5 tane V A'nın karesi eğer 90 derecelik açı varsa eşittir. V B'nin karesi artı V C'nin karesi. Bunu hatırlıyorsanız hemen yapıştırırsınız. 5 tane V A'nın karesi. VB ve B'miz nedir arkadaşlar? 8'in karesi artı BC. Şu 9'un karesi. 81, 64 daha 145 ve A. 145'i 5'e böldüğümüz zaman arkadaşlar ve A'nın karesi ne çıkar? 29. Yani ve A eşittir kök 29. Bizden ise BC'yi istiyor. BC de 2 tane VA olduğu için 2 kök 29. Peki ben bunu hatırlamadım, bu formülü aklımda tutmak istemeyen, istemiyorum diyen arkadaşlar ne yapacak? Arkadaşlar şimdi şuradan o zaman 3 tane Pisagor yazmak zorunda kalan kalır bu arkadaşımız. İkinci yol diyelim buna. Şu A, E, C üçgeninde, A, E, C üçgeninde ben buraya C, buraya B, buraya B diyeyim. Burası da C. Dolayısıyla şu A, E, C üçgeninde ne olur arkadaşlar? C kare artı 4 tane B kare. 4 tane B kare. Neye eşittir arkadaşlar? CE. CE'yi de ne kadar vermiş? 9. 9'un karesi 81 olur. Bir de ABD üçgenine bakacak olursak. ABD üçgeninde Pisagor yazacak olursam şu B'nin karesi arkadaşlar. Artı 2C'nin karesi 4C kare eşittir 64. Bunları topladım. Topladığımda ne olur arkadaşlar? 5 tane C kare artı B kare eşittir 145. Buradan C kare artı B kare ne eşittir arkadaşlar? C kare artı B kare 29 olur. Bir de ABC üçgeninde Pisagor yazacak olursanız 2C'nin karesi artı 2 tane B'nin karesi eşittir arkadaşlar BC'nin karesine. Dolayısıyla 4 parantezinde B kare artı C kare eşittir BC'nin karesine. Arkadaşlar şurayı 29 bulmuştum. Her tarafın kökünü aldığımda 2 kök 29 eşittir BC'dir arkadaşlar. Ve son sorumuz arkadaşlar burada da eğer hatırlarsanız direkt şu paralellikler var çünkü şuradan ispatını yapmıştık konu anlatımında. Şunlar birbirine paralelse yamuktan geliyordu. Şurada D, C, F, B bir yamuk oluyordu. Ve yamukta eğer şuradaki gene ispatını yapayım burada unuttunuz diyelim ki ne yapacağız sorularda. Şunu uzattığımızda temel kural neydi ağırlık merkezinden geçen? 2K'ye K'ydi arkadaşlar. Ve kenarı ortaladığı için şurası eşittir. Yamukta şu orta noktaları tabanlara paralel olacak şekilde çizersem arkadaşlar şunu çizdiğimde bu orta taban olur. Ve bu orta tabandan ben buraya X dersem alt tabanla üst tabanın toplamının yarısıdır. X artı 7 bölü 2. Ve arkadaşlar şuradaki kelebek benzerliğinden şu üçgenle şu üçgen kum saati yani kelebek benzerliğinden ne olur? Benzer, benzerdir bu ikisi. Paralellik. Şu zetlerden şu açılar eşit. O zaman paralelliğin bunun bir kenarı bunun iki katıysa bu da bunun iki katı mı? Yani burası 10 şurası 5'tir. x artı 7 bölü 2 eşittir 5 ise dikkat edersek x artı 7 ne çıktı arkadaşlar? 10. Yani şu alttakilerin toplamı x artı 7 şu üstten a'dan gelen 10'a eşittir. Buradan x'imiz ne çıkacaktır arkadaşlar? 3 çıkacaktır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar.